Son dönemin en sağlam aküslerinden bir tanesini bu gece ağırlıyoruz. Nergis Öztürk, en iyi kadın oyuncu ödüllü anne, eş ve bir tiyatro tutkunu. Başarılı oyuncu programımıza iyi oyuncu nasıl olunur sorusunu cevaplamak üzere katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Ozan konağa verdiği bütün ipuçları için teşekkür ederiz ama bunların hiçbirini sormayacağız, biliyorsun değil mi? Evet yani böyle bir oturup... Ben sadece annelik üzerine konuşmak istiyorum. İyi bir anne nasıl olunur? Ya öyle ya. Bir kere iyi bir anne olunur mu, nasıl olunur sorusu bir anneye sorulmaması gereken bir soru. Ama herkese en iyi ödülü dağıtıyorlar. Niye anneleri dağıtmıyorlar? Bilmiyorum valla. İyi annelik bilmiyorum. Herkes için yani herkesin anneliği kendine bence. Çok güzel söyledin herkesin ya. Herkesin süreci de kendine. Yani çocuklar peki, iyi bir çocuk musun, iyi bir anne misin? Yoksa iki arada bir derede kalan. İki arada bir deredeyiz tabii biz ya? Yani öyle oluyor. O hiç insan büyümüyor ya da aynen küçülmüyor. Aynen öyle öyle. Ya da hem büyüyor hem küçülüyor. Mesleğimiz sebebi ne de yani hani. İşte oyuncu anne babanın çocuğu Yaman. O da o öyle büyüyor yani. Onun hayat hikayesi de öyle olacak. Ne yapıyorsunuz böyle eve girince ha oyuncu seni falan. Yapıyor musunuz öyle şeyler? Ya hayır. Çocukla çocuk oluyoruz. Ailecek çocuk oyunları ailecek yapıyoruz. Ailecek çocuğumuza piç piç yapıyoruz. Benim bir şey söyleyeceğim. Çocuk tiyatrosu fikri oluştu mu mesela çocukla birlikte? Hayır. Buna kesinlikle yani çocuk tiyatrosu dediği bence çok zor bir şey. Ve herkesin yapmaması gereken bir şey. Herkes çocuk tiyatrosu yapmasın. Herkes yoksa. Çocuk yapsın, çocuk tiyatrosu yapmasın. Herkes çocuk da yapmasın, isteyen çocuk yapsın. Hiç öyle bir şey değil. Herkes tiyatro yapsın. Herkes tiyatro yapsın. Yapıyorlar zaten yapsın. Sıkıntı yok. Aa, güzel geldi doğru. Şimdi bu en iyi kadın oyuncu meselesini bir kenara koyalım isterseniz. Çünkü evet. Hakikaten hani oyunculuk da çok göreceli bir şey. Ama yani yine aynen de öyle. Hani bir konsensüs oluşturup en iyi olmak insana herhalde ilk bakışta böyle bir hafif bir sallıyor. Ondan sonra normalleşiyor mu? Evet. Herhalde her sene en iyi diye bir şey var. Evet yani hani... ya filmlerin ödüllendirilmesi ya da oyunların kendisini total olarak ödüllendirilmesi çok daha işe yaradığını düşünüyorum. Özellikle bizim ülkemizde. Doğru. Kişiye verilen ödüllerin bir ağırlığı oluyor. Çok güzel bir şey ödüllendirilmek. Ama o oyun aldığında o oyuna daha fazla insan geliyor. Ya da film total olarak aldığında o filmi daha çok... Benim bu zamana kadarki tecrübem bunun. Yani doğru yanlış bu. Hani Nergis olarak benim fikrim. Oynadığım filmler, aldığım ödüller üzerine. O zaman yani kişisel olarak takdir edilmekten ziyade total olarak takdir edilmek çok daha iyi bir şey. O zaman iyi bir şey yaptığını hissediyor insan. Çünkü bu ortak çalışmanın ürünü. Çözdüm seni. Sen kolektivizm taraftarısın. Ben evet. Çünkü başka türlü yapılamaz. Doğru diyorsunuz yani. Yani bir inşaatı bile kooperatif olarak girersen hakikaten daha hızlı oluyor. Aynen öyle. Şimdi yani. Sen tek başına burada otursan olur mu? Ki tek başıma oturuyorum. Enteresan bir şekilde. Ya. Ve yıllardır buraya ben monte bir edilmiş bir tek sen yapabilirsin bu işi. Evet yani. Ne saçma ama düşünsene monte edilmiş bir adam gibi oturuyorum. Ay, ve hani güzel insanlar geliyor ve güzel insanlar gidiyor. Zeki Demirkubuz sinemasından bahsedilir falan. Zor bir adam mıdır Zeki Demirkubuz ve onun sineması? Hangisi daha zordur? Zeki Demirkubuz sineması için onu hani böyle sinema olarak genel böyle burada bir hımım yapmayayım ama. Bir hım yapsana benim... ya bir hım yapsana. Değil mi oğlum? Ya, gerçekten sinemamıza falan diyor. Hayır ama Zeki kıskanmak benim hayatımın en önemli oyunculuk hayatımda en önemli yerde duruyor. Çok tatlı bir yerde duruyor. Ben çok şey öğrendim Zeki'den. Sonrasında da git yer altında da oynadım. Çağırdı bir telefonuna gittim. Yani o çağırınca ben gidiyorum. Çünkü o benim hani eskisi gibi usta çırak ilişkileri kalmadı ama ben benim için öyle bir şey var. Ben onu çok seviyorum. Onun işlerini de seviyorum. Ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Benim güzel. Ya yani bu da vefa. Zorsa zor. Ben de vefa liyakatın karışımı loyalty falan diyor zor, ya işte. Aynen öyle zordur. Tabii yani koca bir film çekiliyor. O film yazılıyor. Özellikle hani kendi senaryolarını yazan yönetmenlerin hayatlarını vakfediyorlar yani. O yüzden ben çıkıp o filmden sonra normal hayatıma devam ediyorum ama o etmiyor. Ya da öncesinde etmiyor. Orada kalıyor. Evet orada çıkamıyor. Ya da öncesinde yani. Çıkamıyor değil. O filmin bir sürü işi var. O su var bu su var. Yeni film var. Yani yazarlık meselesi de çok acayip.
kişilik. Ya üst üste konunca bir sürü şey acayip düşünsene. Evet, hani senin bir anda setin bitip gerçek karakterine dönmen gibi evet, bir şey. Evet, ben öyle yapıyorum. Orada böyle hafif bir sarsılma olmuyor mu? Yani hani yok. Bir yerden bir yere geçiyorsun çünkü yani. O, bir anda. Yani o şizofrenik bir şey olur o sarsılma olunca. Yani nereden yaptığını bilmek gerekiyor. Tamam, bunu soruyorum yani. Var değil, mı yok mu? Değil bence. Anladım, değil. Oyunculuk bir hastalık değil. Kapatıyoruz. Oyunculuk çok keyifli bir şey. Kapatıyoruz evet. Ya. Ya kapatmak gerekiyor. Şey gibi ya, şarteli açıyorsun, kapatıyorsun yani. Sen şimdi eve gidip sürekli bir tane masanın başında oturup konuşuyorsun. Ya ben karımla sadece böyle konuşuyorum. Sadece böyle mi? Ama işte ya bak hep benim şey çürütüyorsun sen beni sürekli. Hayfendi anlatır mısın? Bugün nasıl bugün geçti? Nasıl? Peki, iyi geçen bir gün ne demek falan diye. Böyle takım elbiseyle dolaşıyorsun. Hep takım elbise biliyor musun? Altta pijama, üstte takım elbise, öyle gidiyorsun. Sabah kalkıyorsun ve giyiniyorsun. Aynen öyle. Hayatım kahvaltıda nasıl bir şey var? Nasıl bir şey bekleyelim değil mi yani şimdi? Günün popüler şeyleri nelerdir? Evli karı koca, evli oyuncu, evli... Aslında birçok şey bakıyorsunuz senin hayatın aslında entegre komplike olmuş. Evet. Aslında her şey içe geçmiş. Aynen öyle. Orada işte galiba biraz insanın karakterini, ruh durumunu vesaire takvimini ayrıştırması gerekiyor. Evet, çok zor. Yani hani Cemal de ben de oyuncuyuz. Birlikte bir mekanımız var. Birlikte yaptığımız oyunlar var. Bir tane çocuğumuz var. Yani aslında hayatımızın tamamı birlikte geçiyor. Ki ben bu sene daha yeni başladım dizide çalışmaya. Yani tiyatro hep yaptım 5 aylıktan beri. Ama hani tiyatro daha güvenli bir alan yapmak için hani çocuk büyütürken. Ama dizide olunca işler ama Yaman artık 4 yaşında ben hani. Yani geliyor çocuk benle hapishaneye birlikte giriyoruz. Akşamleyin çıkıyoruz annem öyle. Annem bakıyor çok güzel çocuklar yani çok şanslıyım. Şanslıyız bizim ailelerimiz bakıyor. Ve yani hani zor oluyor tabii yani sürekli birlikteyiz hem iş üretiyoruz. Aslında üretme kısmı var ve bu bazen çok şiddetli geçebiliyor yani. Ya ve bazen harika. De çok şey daha durgun geçiyor. Şiddetle biraz ilgilenmek istiyorum. Şiddet yani, fiziksel mesela, şiddet önce... değil yani. Elbette şey, hani böyle bir. Ama siz oyuncular gözlerinizle ve dillerinizle döversiniz ya birbirinize. Ya duygularımızı bir kere çok uç yaşıyoruz yani. Öyle oluyor. Özellikle bir iş üretirken tamamen öyle oluyor. Yani şimdi son oyunu Sultana'yı Cemal yönetti. Ve ilk defa onun ilk yönetmenliği. Ben hani... Bozmak da istemiyorsun işi. Yok canım olur mu? Bak şimdi. Yapamadım burada Cemal. Aramızı sen? Hayır. Ben o yönetsin istedim. O hiç istemedi yönetmek. Harikulade. Ama o yönetsin istedim. Çünkü Erdi Işık oyunun yazarı. Biz onu böyle bir kapalı kutuda yapma niyetimiz vardı. Ama Cemal işte bizim mekanımız iki kat. Yani bir kara kutu var bir de üstte kabare var. O kabarede yapalım yapılır şöyle olur böyle olur derken neden sen yönetmiyorsun dedik. Çünkü yani kabare adam olunca... Adam bayağı cesur çıktı. Evet oyunun orkestrası var. Bizim bütün oyunlarımızda Düşpres'te de öyle. Canlı orkestra var. Müzikler yapılıyor falan. Hani o başka bir yere getirdi. Şimdi o süreci yaşarken o bir üretim süreci yani. Hani duygularda çok coşkulu oluyor. Ama sonra sonra o dengeyi tutturabiliyoruz artık. Normalleşiyorsunuz. Evet. Üstadım Neden koca? Ama şimdi neden mesela canlı orkestra? Mesela hep müzikal oyunlarda mı oynamayı seviyorsun? Kabare yapmak da bizim en büyük hayalimiz ve biz amaç kabare buydu yapıyoruz. Yani, amaç buydu. Kabarede de işte sözle anlatamadığını, müzikle anlatamadığını, dansla anlatamadığını gibi bir bizim bir tanımımız var. Cemal de herhalde o daha güzel konuşuyor böyle şey. Hiç anlatamadığını zaten kapının dışına çıkıyorsun. Hadi kapattık kamerayı güle güle. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güzel doğru diyorsun. Güzel, çok enstrüman var çünkü. Evet bizim çok güzel bir artık kabare orkestramız var. Ve oyunlarımızı Şevki Çepa hem oyuncudur benim arkadaşım hem Düşpres'te oynuyor. Ve oyunlarımız da şarkılarımız da özgün yani kendimiz yazıyoruz kendimiz besteliyoruz yani Şevki yapıyor. O yüzden de yani artık 3 seneyi devirdik ve neyi nasıl yapacağımızı artık daha iyi biliyoruz. Yerleşik düzene geçti evet, yani. Yani tüm sistem yerleşik öyle. Düzene geçince orada sıkıntı aynen. Olmaz. Ve çok güzel insanlar var çevremizde. Çünkü hani o süreci yola girince elene gidiliyor ya. Şimdi artık birlikte ürettiğimiz bir ekibimiz var ve çok şanslıyız. Peki yani. Birlikte tüketenler nasıl yani profilin nasıl? Yani böyle heveskar mı? Geliyorlar değişik bir şey olmuş. Evet biz ilk açtığımız sene kabare yani bilirsiniz yani kabare mevzusu unutulmuştu. Aynen. Çünkü uzun yıllardır yapılmıyor. Yapalım. Biz ilk açtığımızda bir de çok absürt bir metinle açtık o sıra inşallah. Da yapıyorduk. Kabareyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani kabareyi anlatmak derken aslında çok basit. Hani bu masada şey var, bir şey var ama yani onu şey içemiyor. O bardak. Bir şey var. Gerçekten her yere kendi adını yazdırmış. Her yere kendi adını yazdırmış. Kendimi hatırlatayım. Bari stikerler alıp kabare buraya diyorduk.
Evet ya, o gerçekten ben seni övmek istiyorum. Yok İstanbul'a. Sen çok iyi bir programsın. Ya çok tatlısın. Ben bir programım biliyorsun değil mi? Ben var ya sen, ben gerçekten senin programlarına gelince çok şey oluyor. İkinci gelişim bu ama o olsun. Bak, ama işte bu alışkanlık yapıyor. Evet, çok İlk sene oluyor. İzahla geçer. İkinci İlk sene öyle geçti. Gerçekten böyle şey, hani tiyatroda bir şey yenmez içilmez konu falan. Hani evet. Öyle değil yani, içemiyorlardı önlerindeki şeyleri ama orası hani masalı, yenilen, içilen aynı zamanda. Ama ikinci sene Düşperest bizim kendi hikayemiz ve Ayça yazdı, Ayça Şıldar. Bir şarkıcının sürecini anlatıyor ve işte 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve bir gazinoda başlayan bir hikaye o. Ve mesela onda artık insanlar rahatladılar ve şimdi artık oyunlarımız kapalı kişi oynuyor çok şükür. O harikulade insanlar yer içerken filan şöyle lavlar evet. Oluyor. Evet. Öncesinde babacığım başlıyor. Bizim arasacaklar ne oldu falan filan. Öncesinde ya yani bir kabarete bağ gibi hani o bir düzene geçildi. Oyun işte 8 diye duyuruluyor. 9.30'da başlıyor. O sıraya kadar zaten insanlar da alıştılar. Yani biz çok büyük bir taşkınlıkla karşılaşmadık. Öğreniyoruz ya, birlikte. Bir, aynen öyle bir disiplin var. Fransa'da gitmişti. Yani bu kabare hani gösteri kabarelerine değil yani turistikleri değil. Normal abim götürmüştü bir yeraltı kabaresinde. O zaman orada hani toplu bir ilkesellik olduğunu gördüm. Yani herkes her şeyi belli bir düzen içerisinde yapıyor sahne dahil. Aynen öyle. Herkes rolünü biliyor. Aynen öyle. Seyircinin de rolünü bildiği şeylere bayılırım ben ya. Aynen öyle. Çünkü onların nefes alacakları aralar var. Tabii ki yani yapmıyor ama artık onu biliyor. Çünkü hafif ufak garsonlar belki bazen geziyor, bazen gidiyor, bazen bekliyorlar ve çok artık öğrenildi ve şimdi üstüne sultanı yaptık. O başka bir tarz bir oyun falan ama çok güzel oldu sultanla yani. Sultan'da ne yapıyoruz? Mısır patlağı mı yiyoruz? Hayır, sultanla yani biz Taşya Kabare'ye kendimiz yani biz 80 doğumlular ve 90 kuşağıyız aslında. Arabesk pop caz Alaturka bir yapılanmadır diye yola çıktık biz. Doğru. Evet, çünkü biz Cemal'le ben müzik zevki olarak da ya da izlediğimiz bir şey bizim ruhumuzda bu türlerin hepsi var. Harika. O yüzden bizim yaptığımız işlerde de var ya da yani bir şey üretiyoruz. Hep bir yerlere gidiyor ya Alaturka oluyor ya arabesk oluyor ya bir şey oluyor. Mesela Sultan'a daha Taşya Kabare'nin cazı oyunu diyoruz biz onun güzelmiş için. Ya. Daha caz orkestrası Sultan'a kuartet var mesela. İşte onda daha saksafonlar var, diğerinde var. Klarnet var gibi böyle bir tatlı bir şeye dönüştü. Orada bir direkt dansçısının hikayesiyle başlıyor Sultan'a Night Club'da. Meral diye bir artık hani aslında artık 36'larında hani biraz geçmiş tatlı bir direkt dansçısının hikayesi var. İşte bir 18 yaşında bir Belarus'tan ithal bir anla geliyor. Bu iki kadının hikayesini anlattığımız bir şey bu. Daha cazı bir oyun o mesela. Anla o mesela yüzden... break dansçısı olsaydı bir direkt bir break dansçısı. Kim o 90'lar 80'ler birbirine korkmuştu. Ama bir üçüncü şey olabilir proje. Olabilir bak, o güzelmiş. Yani. Bak, bayağı ben böyle... çilik yaptım. Güzel. Anladığım kadarıyla eğleniyorsun. Tüm bunlara rağmen hani dizide de varsın bir şekilde. Evet, çok şanslıyım. Çok güzel yani çok dizi. Uzun saatleri çalıştığım bir ekip yok. Çok iyi bir ekip var. Havalandırman gerçekten geniş. Evet. Ve çok iyi oyuncu arkadaşlarım var. Çok da iyi bir iş. Yani çok iyi, uzun zaman sonra herhalde başka bir iş. Ha. Ya ben biraz şanslıyım o konuda. Ben hep iyi gerçekten işlerin içinde oldum. Aynen aynen. Yani çok şükür. Gerçekten bugüne kadar kötü bir şey de izlemedik. Yeter zaten bu kadar. Hadi git seni diyorsun. Dinlemek. Hadi git demiyorum. Direkt manşetlere vereceğim. Manşetler var bizde biliyor musunuz? Aktı aktı derler Sayın Nergiz Öztürk'ü ağırladık bu akşam. Yok artık Ozan Konağ'ın anlattığı kişi ben miyim? Ama sen ne biçim soru soruyorsun Mesut? Herkesin anneliği kendine bence. Herkes çocuk yapmasın. Dedeme devam etti. Herkes tiyatroda yapmasın diyeceğim ama yapıyorlar maalesef üç nokta. Demir kubu sineması. Zeki çağırıyor ben de gidiyorum işte. Ya şey ya şalteri açıyorsun sonra kapatıyorsun. Dedeme devam etti bilmeyenler için söyleyeyim. Cemal de ben de oyuncuyuz. Birlikte bir de çocuk yaptık adı da Yaman. Sonuç olarak koca iyi bir şey. Bu arada niye her yeri senin adını yazmışlar burada diyerek bitirdi. Ve konuğu çok kaybettik. Konu bir daha gelmez. Hayatımı bu kadar. Ben o zaman Mesut ara ara sana geleyim. Tabii canım. Biraz konuşayım sen bana biraz özetle çünkü ben biraz fazla kalabalık yaşıyorum. Yok ama güzel böyle hani gerçekten hani bastırılmış bir şey oldu, kür oldu, keyifli oldu. oldu. Yani bastığın her anlamda açık olsun. Çok teşekkür ederim beni için. Davet ettiğin için. Ne demek, bir keyif aldım valla. Harika bir konuk ağırladık bu akşam. Hepinize iyi geceler diliyorum.